Geçen gün dediniz ya, yatarak, oturarak efendim biçimsiz bir şekilde dersi dinliyorsunuz internette, bizim haletimizi bozuyor. Aklıma gelince birden yavaş yavaş toparlandım. Bakın burada yerimi aldım. Onu da söyleyeyim. O yüzden ders bu kadar güzel oldu. Elhamdülillah. Bak şimdi, umuru gaybiyenin gaybın gaybı değil mi Allah? Bütün gaypleri o bilmiyor mu? Lemalarda şöyle geçiyor. Umurun batınlarına ve gaybın gaybi olan Allah için edep, örtünmek ne demektir diye geçiyor. Hatırladın mı o soruyu? Allah'a örtünülür mü? Yani banyoda kim var senden başka? Odada kim var? Zahirde kimse görmüyor. Ama kaybeden dersi dinleyendir. Haleti açılmaz kardeş. Rahmet ilahi celbetmez kardeşim. Celbedemez. Edemez. İnan. Bilir. Anlar ama halledemez. Haleti gelişmez. Mesela kattığımız zaman yemek yiyeceksin, su içeceksin. Yapabiliyorsan kıbleye dön. Yatarken ayağını uzatabiliyor musun? Odada kimse yok ki. Niçin müsaade etmiyor? Etmez. İşte o bu dersleri de nasıl böyle çök yatağa uzanıp dinleyebilir ki? Hafsalam almıyor. Şu sual dersini hafsalam almıyor. Hele hele enfus alacaksın. Hele hele dima dersini yaparken sirayet ediyor kardeşim. Sen ister burada ol, ister olma. Öteki odada birisi sigara içsin. Ya Allah Allah. Tuvalette sigara içilir mi? Kimse yok ama bırakmış enkazı. Yani dumanı bırakmış. Yani dersi dinlerken derse uygun oturmak. Derse uygun olacağız ki rahmet ilahi celbedelim. Melekler, meleği ala ruhanileri, alemi gayb sakinleri şöyle diyeyim de kapatayım. Mevlana'ya amcasının oğlu gıybet etmiş arkasında. Ağzı yamulmuş. Neyse ne yapmışlarsa olmamış anlamış. Beni ona götürün dua etsin de demiş o kurtaracak. Şimdi Mevlana'ya gelmiş Mevlana merhamet etmiş. Büyükler de beddua yapmazlar. Ondan sonra ancak alenen İslam ve Kur'an düşmanlarına beddua ederler. Ondan sonra dua ediyor ve ona diyor ki, bak kardeşim diyor ona. Bir saray ali, padişahın bir saray alisi var. Orada diyor kapıda bekleyen bir it var diyor, köpek var. Ama o padişahın saray alisinin kapısında. Evladım, o da köpek, başka yerdeki ki köpek diye karıştırma. Korkulur, ona höş dersen sahibi padişahına dokunur. O köpek ama sarayı alinin kapısına köpektir. Biz de o sarayın kapısında köpeğiz. Bakarsın bu köpeğe hoş dersen padişaha dokunur. Şimdi bu dersler hakikaten meleği aladan bize ihsan etmiş. Bak saate kaç? 10:30 geçmiş. Ben belki trafikte şey olurum diye hemen sığındım dershaneye. Ne olur mu? Yani yarım saat, 45 dakika burada ol. Niye? Hürmet ediyorum derse. Yani niye? Size değer ver. İlk önce kendime saygılıyım. İlk önce kendimi seviyorum. Kendime değer veriyorum. Kendimle barışık oluyorum. Kendimle kavgalı değilim. Kendimle kaçmıyorum. Kendimden kaçmıyorum. Dinleyince böyle insan daha keyif almıyor. Ama böyle hiç uygun olmayan bir şekilde sanki burada Rani yok mu? Sanki üstadımı seyretmiyor mu? Rabbimi seyretmiyor mu? Bu dersenin sakinleri şimdi şu dershanede boş mu? Şu anda boş mu burası? Sizin eviniz boş mu? Sen yatsı namazı ben kılmadım daha dersi geç yapayım. Yatsı namazını kılarken arkanız boş mu olacağını zannediyorsunuz? İnsanlar namaz kılarken diyor arkasında o erkeklerin arkasında cemaat oluyorlar. O zaman evde geç kılma gafur ki orada senin evdeki ruhaniler seni bekliyor ki arkasına geçeyim diye. Ben teşvik için söylemiyorum. Okudum öyle ya. Bazen Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. uyanamadığımız zaman kafamızdaki cama vuran onlar değil mi? Sanki mutfakta bir şey düşmüş gibi pat bir şey oldu hepimiz kalkmıyor muyuz? Oysa bir şey düştüğü yok. Namaza kalk. Öyle diyor. Rabbim iki can da aziz eylesin. Bizi bırakmasın. Aklımıza mukayyet eylesin, imanımıza mukayyet eylesin. Ya Rabbi, emanetçilerin en hayırlısı sensin. Emaneti hıyanet etmek münafıklık alameti olduğunu sen söylettiriyorsun. Ya Rabbi, sen emaneti bize tarif ettin. Bizde bir emanet var, korumakta aciziz. Allah'ım, senin emanetini ben
şansıma yakışır gibi korumaya gayret ediyorum. O senin emanetin imandır. Ya Rabbi, bizden de sana bir emanet veriyoruz. İmanımıza mukayyet olamıyoruz, korkuyoruz. Ya Rabbi, emanetçilerin en hayırlısı sensin. İmanımızı sana emanet ediyor. Ve ondan bizi ayırma, o hakikatli devamlı bizi beslemesine güneş gibi vesile yap ve imanımıza mukayyet et ve imanımızı sana emanet ediyoruz. Amin. Bi hürmetil seyyidil murselin. Elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Bununla, bu dua ile şunu, yani acaba imanım gitti mi? Şeytan bundan sonra diyemez. Niye? Bende değildi ki gitsin. Bende noterin vekaleti vardı. Aslısı da var. Aslı gibidir. Bende vekalettir, üzerine aslı gibidir. İmanımın vekaletini, emanetini Rabbime bıraktım. Acaba imanım gitti mi diye korkmayın. Çünkü imanın aslı sizde değil. Bu akşamdan sonra emanet ettik. Emanetçimizde duruyor. Ondan dağılacak hali yok ya. En son görmek ister misin? Ne yazmışsın? 2 sene önce. Dur bir çevireyim bakayım. Arkada ne yazmışsın? 2 sene önce. 2 sene önce dur. Dur. Bir pazar günü orada ders yapalım abi ya. Çok güzel olur ya. Bak şimdi. Ne yazmışsınız bak arkasına. Dur çevireyim. 3 sene önce ne bırakmışsınız? O kadar oldu mu abi ya? 2 sene oldu tabii. Tarih yazıyor kardeşim. 2 sene oldu. 2 seneyi de geçiyor. Elhamdülillah. Bu kadar küçük yerde o kadar ders sıkışmış. Ustad şuraya geldi. Ustad şuraya geldi. Şu masaya. Şu ustad şu koltuğa oturdu. Ustad bu masaya geldi. Ondan sonra kitaplar buradaydı. Rüştü abi de şu kapının şuradaydı. Şurada. Şöyle. Eliyle böyle. Ona ustad geldi, direkt şeye baktı. Eyvah dedim. Hani var ya böyle itiraz ediyorlar. Ya harita böyle falan. Öğretmen gibi, sınıf gibi böyle şey. Bu aynı böyle şey duruyor. Dima şeyi duruyor böyle tabela. Ustad geldi. Böyle. Tamam şu kapıdan geldi tamam mı bak. Böyle. Ben de duruyorum böyle. Kolumu bağlamışım kıyamda gibi. Ustad hiç bana bakmıyor. Baktı. Hemen geçti. Hemen buraya geldi. Bütün külliyat Osmanlıca. Ben de ayakta böyle elimi bağlamışım. Dedim ki ustadım bana dima anlatır mısın? Dedim. Ama yeni abdest almış. Takkesini bile koymamış, kolları sıvazlı su akıyor. Ben bu arada biraz da korkuyorum tamam mı? Ustadım dima anlatır mısın diye gafuş yaptırıyorum. Yani geçiştiriyorum tabelayı gördü ya, şimdi bana çakacak yani. Tabelaları gördü, yazıları gördü. Ondan sonra tamam dedi yani onu hem geçiştireyim hem de dima tabela ya. Ondan sonra hatırlar mısın burada şey yazardık. Şöyleydi. Tahayyül, tasavvur. Bu aşağıda yukarıyaydı. İtiraf yazılık üstte. Tahta eski tahta abi. Yani buradayken o uzun tahtayı kullanıyorduk. Bu arada daha eski tahta bu. Bu çok. Çünkü, şimdi bu sefer
Ustad tabii ona abdest akıyor, şeyde sular akıyor kolundan. Osmanlıca kitaplar, saman, eyvah. O hamiyetli diyorum, hey ustad canlı, heyecanlı. Suyu unuttu dedim de, yani elinden kolundan su akınca anlatıyor kitaba. Kitaba ama kolundan akan su samana vuruyor, siyah yazı su dediği kırmızı oluyor. Şu tahayyül var ya, bak diyor, bu diyor aşağıya koyma dedi. Tahayyül, tasavvur mertebeli değil. İkisini bir yere koy, eliyle çiziyor. Bak buranın adı serbest bölge. Sözlerde anlatır ya, serbesttir. Bu ikisi aynı öyle. Sonra kendisi böyle bir yaptı. Bak burası diyor akıldır. Ondan sonra böyle. Sonra bana tarif etti. Buradan usta çıkarken zaten ikinci ustadımı unuttum tabii. Rüştü abimi unuttum. Giderken ustad bu daireye gelmiş. Ustad bu daireye gelmiş ve bu daireden çıktı. Şuradan bak, şuradan çıkıyor. Sonra şurada Rüştü abiyle kaçı kaçı. Görüyor musun şurası? Orada da Rüştü abi böyle kolları, o da bağlı, ben de bağlı. Rüştü abinin yanına durdum. Aynı dediğini tekrar edeyim de tevil etmeyeyim. Dedi ki, bu yaptığınız yapan yok. Ha, pek yapan yok diye tevil ediyordu. Öyle değil. Aslı şöyle demiş. Bu yaptığınız, yani gerçekti, yapan yok. Vazifeniz budur. Sizi sahaya çekmek istiyorlar. Sahaya inmeyeceksin. Çadıra bile sürülsen, mekanın yıkılması değil, çadıra bile sürülsen mücadele etmeyeceksin. Sen işini yapacaksın. Yıkım şeyini kastediyor. Ben diyor, onlara hesabı ben soracağım. Sen işini yap. Çadıra bile sürülürseniz bunu yapacaksınız. Bu dersi yapmaktan durmayacak. Bu işi yapacaksın. Yapan yok dedi. Mücadele sakın etme. Seni sahaya, sizi sahaya indirmeye çalışıyorlar. İnmeyeceksin. Sonra tamam abi. Tamam abi. Ustadımızın arkasından şuradan şöyle gitti. Ben de kapıda kaldım böyle. Nasıl alıyorum? İki şeyi alıyorum. Hem hasretim giderdi alıyorum, hem de bu dünyanın en büyük hakikati olan kendini keşfetme serüvenindeyiz. Bu noktada aklın haritası ötelerden onaylanarak bizim için olabilir. Rüya senin için değildir, olabilir. Ama ben ustadımızın içinde olduğunu, Allah Resulü'nün simasına giremez ama çoğu alimlere göre alimlerin simasına da giremez diye alimlerin sözleri var. Ustadım. O haritayı bana çizdi, hatamı düzeltti. Tahayyül, tasavvur, akıl, tasdik, sen böyle çıkardım. Hayır dedi. Üste koydu tahayyül, tasavvur, çizdi. Burası serbest bölge dedi. Burada kendisi söylediği içini de ve dört tane sıfat söylediği içini. Uyanınca hatırlıyor musunuz size? Hemen söyledim. Dört tane şey söyledi ama dedim ikisini hatırlıyorum. İkisini hatırlayamıyorum. Sonra Allah günlerce yalvardı, hatırlarsınız. Yani serbest bölgenin içerisine. Onun usta böyle çizdi. Elhamdülillah. Siz bu dünyaya bunun için gelmiş olsak yeterdi. Bizden sonraki nesillere tüm onların gayretsiz yüzüne hiçbir şey mi yapmadılar korkusundan yapınca en azından tükürüğünü sileriz. Deriz ki ey evlat, ey hayırlı evlatlar, bizim gücümüz bu kadar etti. Çünkü son bir şey de söyleyeyim, hep son diyorsun. Ben ömrümde, yani 80 ihtilalinden önce nurları biliyordum. 80 ihtilalini gördüm. 90'ı gördüm. Lisan sadeleştirme meselesi, çatışması, malum zatta Rüştü abilerin çatışmasını gördüm. 98'i gördüm. Gördüm. Şimdi de gördüm. Ama bu zaman gibi, şu 2020-21 gibi kısır,
koronadan, o da eklendi, o da eklendi, o da eklendi. Varislerin yok olması, varisler ortada olacakların olmaması, o eklendi mi? Bu kadar kısır bir döngüde ben bir tarih görmedim. Ama böyle derslerin de çıkmasına da şahit olmadım ömrümde. Yani böyle enfusi, zahirde, zahir, şey, sual, hey, dima, zihin diye haritalı dersler de görmedim. Evet şartlarımız çok ağır ama derslerde gözükmemiş bir ders. Yani Mesnevi Nuriye'de 528 miydi? Öyle bir zaman gelecek ki nefis cümleden etme, vazife cümleden âlâ. İstihdam edildiğimizin olunca insana özgüven geliyor. Öyle bir zaman gelecek ki manalar, mevzular tahari edilecek. Araştırılacak, tahari edilecek. Sonra tasvir edilecek, şekillendirilecek. Çok şükür ki ders arkadaşıyız. Risale-i Nur talebesiyiz. En azından onunla kendi bizi tanımlıyoruz. Dünya ve kabirde. Kabire gidince hey kimsin sen? Ben Risale-i Nur talebesiyim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyim. Kitapta şöyle yazıyormuş biliyor musunuz? Peygamberin kim diye böyle soru laf değil ha. Şöyle diyor. Kitapta böyle yazıyor. Osmanlıca kitapta. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sureti teşahhus edecekmiş. Şekli. Melekler diyecekmiş ki bunu tanıyor musun? Onunla ilgisi olmamış, imanı kaybetmiş kişilere tanımıyorum diyecek. Ama imanı olan, kazanmış kişiler tanımaz mıyım? Bu benim fahri kainat, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamım. Benim rehber ekmelim. Ondan sonra öyle suliyeti yani kendisi taayyün edecekmiş. Bunu tanıyor musun? Bu zatı tanıyor musun? Hani men nebi ki böyle olacak, ses değil. Şey olacak, rahmet gözüksün. Ben şöyle düşündüm. Niye kendisi suliyetle? Belki sesten hatırlayamaz. Ama peki şekli nasıl bilecek? Biz şeklini görmedik. Ruh onu biliyor. O imanı kazanma ve kaybetme büyük davası olduğu için çok önemli. Onun şeyi gelecekmiş. Aynı kitapta yazıyor. Aynadaki güneş gibi. Taayyün edecek. Allah Resulü'nün temessül edecek. Hiç ses yapmayacak ama. Tanıyor musun bunu? Tanımaz mıyım ya? Kur'an'ın dersiyle, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle ben şimdi anladım ki ya, ona işte onun talimini yapıyoruz. Onun dersini alıyoruz. Allah kazananlardan eylesin. Ümmeti Muhammed'e yardım eylesin. İmanımızı Cenab-ı Hakk'a emanet ettik. Onu da kabul eylesin. Bize lazım olduğu zaman bizde de tahakkuk ettirsin. Aslı onda. Mayı imanımızın aslı onda. Yani emanet ettik. Emaneti emin zat. Aldığına delil o almasaydı, almak istemeseydi ağzımıza bunu bu akşam duayı ettirmezdi. Madem istetti, İstediğimizde vereceği kesindir. Hazreti Ömer Efendimiz tabiriyle duam kabul oldu mu diye endişe etme. Dua edememekten endişe et. Madem Allah benim Rahman ve Rahim, Rahimlerin en Rahim olan Allah kabul etmeyeceği duayı bu gece bu saatte bunu bana niye emanet ettirsin? Niye size de emanet ettirsin? Amin. El-Fatiha. Selamun Aleyküm. Amerika'da yatsıyı kıldınız mı abi? Yok abi ben öğleni kıldım. Daha ikindiye de bir saatten fazla süre var. Peki. Sonra gidiyorum. İstanbul'da olup da yatsı kılmayan varsa bana dahil olabilir mi? Cemaat yapalım. Burada tekim. Elhamdülillah. Çok şükür. Her şeyde memnunum. Allah'ımdan memnunum. İcraatından memnunum. Bana ne yaptırdıysa memnunum. Harun'un dediği gibi, bu koridordaydık ya şeyde mahkeme. Harun bir şey dedi bak, hiç unutamıyorum bir laf etti. Dedi ki bu mahkeme yargılayan, yargılanan hepimiz. Bunlar var ya dedi bu
Bunlar hep kim yapıyor biliyor musun abi dedi. Tanıdık birisi yapıyor dedi. Elhamdülillah. Unutmamışsınız abi. Aynen öyle. Bunları dedi hep dedi tanıdı. Ona tutundum. Bunları dedi hep tanıdık birisi yaptı dedi. O yapıyor dedi. Mahkemeyi de kuran, seni de getiren, ona da onu yaptıran, onu hepsi ondan sonra serbest bölgeyi de veren gene o. Serbest bölgeyi verse de bu dünyaya sip gelip gitsek değmez mi? Az bile değil mi bu hayat? Serbest ya serbest bölgeyi dimağdaki o yöntemi Allah bize ve öyle bir kaydı getirdi ki o 40 senelik ömrü 30 senelik tahsilde mi diyor? Dört kelime dört kelime. Bir de bir formül bilmek var ya. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti diye böyle bir formülüze edilebilmesi Allah'a ne büyük nimet ki biliyor musun? Dimağ kadar önemli biliyor musun bu şeyi? Her şeyimizi çözdü bu. Ya. Sırrı gösterdi abi bize, sır. Evet. Sır. Yani bu yöntem, sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti, evveli, ahiru, zahiru, batını yani oradan bunlar Allah... Ne nimetler vermiş ya, ne nimetler vermiş. Bundan sonra gitsek de artık mühim değil çünkü sistem artık bilindi, yöntem bilindi. Bundan sonra zenginlik olur, çoğaltılır konular. Ama artık her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyetini hem kainattan ayrı soracaksın bunu hem insanda. İnsandaki sureti eylemdir, insandaki kanuniyeti dimadadır, hakikati kalptedir, mahiyeti ruhtadır. Kainatta ise aynı böyledir. Alem-i şehadettedir. Lef-i mahfuzdadır. Arştadır ve arş azamdadır. Mahiyeti veya kabı karşısındadır. Tek pek daha hakaret etmesinler bize çünkü çok geç kaldık diyorlar. Selamünaleyküm. Abi bunlar, üstad bunlar böyle zikrederken acaba diyor muydu? Bunları kim düzenleyecek? Kim gündeme getirecek? Nasıl? Ali yapacak diyordu. Çünkü niye? Mesnevi Nuriye'de demiş. Ustad biliyordu. Ustad biliyordu. Öyle bir zaman gelecek ki diyor. Bu söylüyor, derste 9. Şura tekmil edilecek bazı şeyler söylüyor. Abi. Onu söylüyor ama bu harita nereden çıktı diyor. Ustad kendisi söylüyor değil mi? Diyor ki mesele 256 abi. 256 mı? Ha? 258 mi? 256. Öyle bir zaman gelecek ki bu hakikatler diyor tahari edilecek. Ben seni bırak. Araştırılacak. Sonra bütünleştirilip şekillendirilecek diyor. Şekillendirilecek. Tersim edilecek diyor. Sonra diyor bu diyor hakikatleri gözünle de gördüğün zaman tevafuklu Kur'an gibi iman diyor şey olacak. İman aynen lakinin nuru ortaya çıkacak diyor. Yani iman bedahat derecesine gelecek. Yani tersi bunun tersi muhal derecesine gelecek. Mukadde bir soru soruluyor orada birisi. Olacak mı ya? Diyor ustad diyor. Niye olmasın diyor. Neden olmasın diyor. Evet. Ustad külliyatta tevafuka çok önem veriyor öyle mi? Evet. Çok veriyor. Tevafuk küçük bir emare makbuliyeti ilahiyettir. Yani makbulun alametidir diyor. Abi çok özür dilerim. Alameti makbuliyettir diyor. Tevafuk ve tesadüf arasında bu sabah gelirken bana şöyle bir şey geldi. Tesadüfte eşyanın suretiyle hakikati kopuk ama tevafukta suretle hakikati bağlı. Çok güzel. Yaz bunu. Yazalım. Çok harika. Maşallah. Evet. Maşallah. Tebrik ederim. Gurur diyoruz evet. Kadro mükemmel abi. Çok. Herhalde tabii. Tesadüfte evet, bak şimdi. Hakikat kopuk. Usta tevafuku evirip çeviriyor. Cicini micini çıkarıyor. İlahi makbuliyetin alameti olarak gösteriyor. Küçük bir emare çok büyüğümdür. Allahça makbul olduğuna küçük bir emare senin için iman gibi değil midir? Evet. Ustad bu işaretleri hizmetine rıza ilahi olduğunu çıkartıyor. Evet. Hizmetin şekli doğu klasiğine uymuyor. Yansırına suruna uymuyor. Mesela bu kardeş bunu çıkardı. Tesadüfle tevafuk Arapça bilmez. Doğu ilmine göre sen kale almaz. Tamam. İlle o temeli almadan ilim olmaz kabul edilmiş eskiden Arapça. Çünkü niye? Eskiden şimdi cep telefonla niçin Arapça okurduk? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ne demek? Nerede bulacaksın hocayı?
Nerede bulacaksın şekilde? Meali bulacağım. Nerede bulacaksın meali? Bilmen lazım. Ama şimdi hangi sure? Tamam. Yani meal için 15 sene okunur mu? Zaten var. Ahkam çıkartacak mısın? Müştehit misin? Müceddit misin? Yok, zaten var. Ne okuyacaksın Arapça? Hepsi var zaten. Ay efendim, bir metin var. Fotoğrafını çekiyorsun. Lisanı birbirine çeviriyor var ya, çeviriyorsun pat diye. O, yeni böyle, meal yazmaya da gerek yok. Yeni meal yazmıyor. Tamam, o zaman ha ne yapmış? Ustad Doğu klasiğinden farklı bir şey yapınca ne dediler? Dinimi değiştiriyorsun. Daha biraz daha arkaya gideyim. İmam Azam'a dediler ki cedimin dinini değiştiriyorsun dediler. İçtihat ettiği için. Biliyor musunuz o? İmam Azam'a evet gelmiş o imam. Dedi sen cedimin dinini mi değiştiriyorsun demiş. Yani yeni şeyler çıkartıyorsun demiş. Ondan sonra zannetti ki hep akılla gidiyor. Ona demiş ki üç tane akılla gitseydim şöyle şöyle diyor. İmam Azam Efendimiz'i öteden süreçte gelen bir dine içtihat yöntemi çıkartmış. Değil mi? İçtihat. Sonra içtihatta ilim ortaya çıktığı için icma çıktı. Eden var, etmeyen var. Sonra geliyor Bediüzzaman Doğu klasik din eğitimine Kur'an kursu. İşte Arapça 15 sene seyir olan bu asrın evladına kısa ve istikametli bir yol göstermek. Lan nerede 15 sene okuyacak ki Tillo'ya şimdi? Tillo'ya gidip 15 sene kim okuyacak? Nasıl okuyacaksın? Bu vesile sonuç da değil. Sonuç da değil. Ha. O zaman diyor ki seyir olan kendisi ve alemi çabuk değişen bu asrın evladına kısa ve istikametli Kur'an'ın hakikatlerine bir ikram-ı ihsan ilahidir diyor. Onun için ustad da insandır da şüphelendi. Ulan bu bir gelenek var. İslam dünyasının bir geleneği var. İslam klasiği var. Risale-i Nur bu klasın bir din eğitimi getiriyor. Yani öyle bir eğitim ki çocuk, profesör, kadın, erkek, yaşlı, genç aynı derste ortak olabilmiş. Sen Tilo'ya gitsen aynı ders herkes ortak olur mu? Aynı ortama. Risale-i Nur'a giriyor. Böyle bir yöntem. Ustad şüphelenmedi mi? Ulan ben mi haklıyım? Yani ya tamam da insan korkar ya. Yani acaba ya yanlışsa bu sefer alameti makbuliyet aramış. Aramış. Tevafukları alameti makbuliyet olarak görmüş. Tamam. Nereden tevafukları bulmuş? Hadisten ve Kur'an'da. Kur'an'da Risale-i Nur'a 33 tane ayetin çeşitli meratipleriyle işaret ettiklerini görmüş ve çıkarmış ve ehlini ispat etmiş. Birinci şuada işaret etmiş Risale-i Nur'a. Öyle mi? Evet. Ha, alamet-i makbuliyet ona yetti. Bizde böyle bir ders. Onlar Kur'an ve hadisten, biz de Risale-i Nur'dan bir yöntem bu. İlla böyle olacak değil. Tabii. Böyle. Alamet-i makbuliyet aramaz mısın? Acaba yani yanılmışım, yani doğru muyum yani bu yöntemle? Ya yanlışsam? Baktın insan tevafuk arıyor. Yani onaylandığını istiyor. Yani onaylandığına dair bir alamet ipucu istiyorsun. İstemiyor musun? İstersin. Evet. Ha, ondan sonra bir bakıyorsun ki yani bu tahkik et. Fecme havasa bi hayri tümüme. Havaslarını yani bir özelliği, bir şeyin, bir konunun meziyetlerini, sıfatlarını topla diyor, bir araya getir. Sonra bir araya getirirsen, toplama yaparsan bir hayri tümümet, hayri tümümet. Ustad diyor ki 256 Kalı Mesnevi'de. Bunun alametli. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, alameti makbuliyet olsun diye biz de işaret bekliyoruz da yani bu yöntem doğru mu acaba? Orada diyor ki öyle bir zaman gelecek ki kendi zamanda değil. Geçmişte de değil, halde gelecekte. Mevzular araştırılacak diyor. Taharri araştırılacak, bir araya getirilecek. Allah razı olsun. Bir araya bu araştırılacak. Mesela diyelim ki bugün emri tekvini konuşacağız. Kanununa girdik, namusa girdik, emire girdik, şeylere girdik, imam-ı bin, kitab-ı bin'e girdik de girdik. Yani niye? Ne demek istiyorum? Emri okuduk, ondan sonra kanunu okuduk. Araştırdık ama bir ders işleniyor. 1-2 saat ama en az 20 tane ders kullanılıyorsun. Dersi kullanıyorsun malzeme. Ve bu emri çalışacağız. Belki de lügatına yazacağız. Enfusi lügat. Emri tekvini şu.
bir cümle ama 6-30 sene ve 16 kişiyle. İnsan da madem İmam Azam orada şeyi çıkarttı, Kur'an'dan kendisine teselli, biz de kendimize dair insan onaylandığını ister yani. Bir baktık ki 256'da... Okuyayım mı abi? Oku, tek tek. Eğer Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir zaman gelir... Bak bir zaman gelir, gelecek zaman. Birisi bütün bu müteferrik hadsleri ve parça parça aynaları tahrir ve tasvir edip... Bak tahrir, ise, birincisine... Tahrir... Bir tahrir ne demek? Araştırma. Araştırarak bu parçaları de araştıracak, bir de bir araya getirirse... Tasvir edip... Tasvir bir, şekillendirirse... Birleştirirse... Tasvir edip birleştirirse... Öyle bir ayna onlardan çıkabilir ki... Aynı yakin nuru... O aynada zahir ve numayan olacaktır. Olacaktır gelecek zaman. Hem onlardan öyle bir hads... Tehassül... Hads şu... Şekle bakıyorsun... Yani şüphesiz... Hemen oraya geçiyorsun. Dima haritasına bakınca kafaya geçiyorsun. Lef-i mahfuz'a, yani hat suratlı, suratlı bir intikal. Suratlı bir intikal bilgi değil. Şekil, altı ilim, tahrir ve tasvir. İkisi bir araya. Tahayyül ve tasvir bir araya gelmesi. Şekillenmek. Şekili görünce mesela bir kirazı görünce hemen kiraza geçiyorsun, kırmızı kiraza. Yani hemen suratlı bir intikala hat deniliyor. He. Tahrir, hem onlardan öyle... Ha, yazmak mı? Tahrir yazmak. Bak yazmakmış. Hem onlardan öyle bir hat tahsül edebilir ki Hakk'al yakinin nuru ondan çiçekler açacaktır inşallah. Açacaktır inşallah. Şimdi mukadder bir itiraz var. Soruyu zikretmiyor, cevaba bak. Neden olmasın? Bütün bu risalelerdeki meseleler... Soru demek bunun şey olacağının, itiraz edileceğini gösteriyor. İşte soru şu. Neden olmasın diyor. Yani birisi var. Evet. Olacak mı ya ki? Neden olmasın olmayacak diyor. Yani nasıl olur? Olmaz öyle şey. Evet. Neden olmasın ya? Sen mukadder diye. Evet. Çünkü bütün bu risalelerdeki meseleler, hadsler yalnız Kur'an-ı Mubi'nin feyzinden mülhemdir. Ya demek ki Kur'an'dan. Ustad diyor ki, mühimlerini ben söyleyeceğim diyor. İncelerini siz istihraç edin. Biz diyor makul mevzuları nakille vazifeli meşgul olmuyoruz. İstihracı esrar ile meşgulüz diyor. Mühimlerini ben söyleyeceğim diyor. İncelerini sen istihrac et. Şimdi istihrac edebilmek için, oradan onu çıkartabilmen için tahrir. Tahrir yazmak. Araştırma yazmak. Sonra tasvir, şekillendirmek. Sonra bir araya getiriyorsun. Bir süreç çıkıyor. Orada bir suratlı bir şekilde hads ortaya çıkıyor. Ne olmasın diyor, gelecekte çıkacak diyor. Bu bir tevafuk, bir de alamet-i makbuliye, bir o onaylandığına dair küçük bir, ustad diyor ki, bir ip, halatın kendisinden haber veriyor. Küçük su sızıntısı menbaından haber verdiği gibi, küçük bir diyor emare, daha bundan daha büyük şey müjde olur mu? Allah nasip etti. Kime çık nasip etti? Hepimiz etti. Şu ne demek ya? Neden olmasın? Neden olmasın diyor. Neden olmasın? İtiraz edenler gibi. Tamam, şimdi ne diyorlar? Neden olmasına cevabı ne üstadın? Çünkü diyor cevabı şu. Kur'an diyor. Vela ratmin vela ya bir sonra diyor. Vela illa ki bir de. Yaş kuru her şey yok mu? Kur'an'da tereşü etmiş değil midir? Kur'an'da olmuş olacak batılın da yanlışın da Kur'an'da yok mu diyor. Niye çıkmasın diyor. Bak hemen cevabı veriyor. Diyor ki Kur'an'dan süzülmüşüm Risale-i Nur. Ha ben ne yaptım diyor. Katre, reşa, hubbe, habbe bir araya getirdim aynaları. Ama gelecekte de bunlar böyle bir şey olacak. Nereye mal olacak bu yapan? Şahıslara ve kişilere değil ki. Bütün o çıkımlar, çıkarımlar, kazanımlar şahsı maneviye. Senin yaptığın sevapla benim alakam yok mu Muğla'da? Sen bir doktorluk yaparken bir sene nasihat ettin. Adam hey Allah razı olsun kurtuldum dese ben ortak değil miyim? Ben yapmış gibi oluyorum. Belki sen riyakarlıktan belki de o kadar sevap alamazsın. Sen ona vesile oldun da bana hiç riyakarlık olmadığına tamam mı yani oluyorum. Bu şey şahsi manevi ait. O zaman şükretmek lazım. İtiraz zaten öteden beri gelmiş. Yani ustada demişler ki sen nereden çıktı ya sen Selefi Salih'in yolundan gitmiyorsun. Hani bize dedikleri İmam Azam'a demişler ya.
Hazreti Peygamber'e demişler, bizim gelen dinimize değil, bu kanun böyledir mesela. Keselim, tekrar El Fatiha. Allah'a